Merhaba, ben Hakan Kara. Dövme ve airbrush sanatçılığı yapıyorum. Aşağı yukarı ortalama 10 yıldır airbrush, 15 yıldır da dövme sanatçısı olarak hayatımı idame ettiriyorum. 12 yaşından beri de motosiklet kullanıyorum. Muğla doğumluyum. İstanbul'da uzun süreler kaldım. Orada el yapım motosikleti yapan bir firmanın airbrush ve tasarım bölümünde usta olarak çalışmıştım. Sonrasında kendi işime devam ediyorum, hayatımı devam ettiriyorum bu şekilde. Motosiklete nasıl başladım? Ailemden kaçak başladım. Babamın, annemin haberi yokken arkadaşlarımın motorlarına binerek başlamıştım. Sonra hatta ilk aldığım motoru da ailemin haberi yoktu. Yaptığım bir kazayla gördüler motosiklet sahibi olduğumu. Bayağı bir karşı çıkmışlardı ama en sonunda motosikletin önüne geçemeyeceklerini anladılar. Bu şekilde devam ettim. Ailemin tepkisi bayağı sertti. Bayağı sertti ama severek yaptığım bir şeyi kabullendirmesi kolay oluyor diyebilirim. Özgürlük. Ondan sonra rüzgarın vermiş olduğu his. Motosikletinin altındaki o gücünün sana verdiği haz. Bunlar tarif edilmez duygulardı. Zaten ondan sonrasında vazgeçilebilecek bir şey haline gelmedi yani. İlk motosikletim mobiletti. Mobiletle başlamıştım. Ondan sonra Java, Karacava olarak bildiğimiz Java Ceylan vardı. Ondan sonrasında Ogar diye bilinen Java oldu. Sonra Cross motosikletim oldu. 650 KLR'm vardı. O en büyük keyif aldığım motorlardan birisi oydu. Sonrasında birçok motosiklet değişikliği yaptım. Racing kullandım. Racing'den sonra iyi bir kaza yapmıştım. Kazadan sonra artık biraz daha yavaş bir şeylere binme ihtiyacı hissetmiştim. Chopper'la tanıştım. Hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Chopper'la hayatıma devam ediyorum. Ya yani normalde hafta sonları sadece bineyim, gezeyim, tozayım şeklinde hiç öyle bir niyetim olmadı. Motosikleti her zaman hayatımın her yerinde bulundurma ihtiyacı hissettim kendimde. Arabam yok. Araba almak istemiyorum. Sadece motosikletle hayatımı devam ediyorum. İş için kullanıyorum. Ulaşım için kullanıyorum, keyif için kullanıyorum. Hayatımın her yerinde motosiklete yer var. En çok beğendiğim yer Antalya tarafları. Akdeniz bölgesi. İkliminden galiba. Ve yollarının sürüş keyfi çok güzel. Virajları. Yurt dışı istiyorum. Yani büyük ihtimalle Avusturya bir sürüşü yapmayı planlıyorum. Tabii maddi gücü biraz ayarladıktan sonra öyle bir niyetim var. Motosikletle yapmış olduğum ilk kaza ve ailemin motosiklet sahibi olduğumu öğrendiği gündü. Çok aslında trajikomik bir kazaydı. Bir arkadaşımla beraber bizim burada yayla yolu dediğimiz tek böyle otobüsün geçebileceği bir yol var. Orada yarışıyorduk. Tabii gençliğin heyecanıyla beraber. Sollamıştı beni, virajı döndü. Virajı dönmesiyle beraber ben de arkasından solladım, virajı döndüm. Döndükten sonra karşımda bir yaylı otobüsü gördüm ama sadece geçebileceğim yer aradaki çalıların arasıydı. Çok hızlı olduğum için çalıları da kurtaramadım. Bizim eski yayla yollarının duvarları biraz tuhaftır. Bazen çalıların arkasında duvar olur, bazen de yoktur bazı evlerde. Duvara doğru, yani çalılara doğru gitmek zorunda kalmıştım. Son anda fark ettiğim şey, artık dedim ben çalılara vuracağım. İnşallah dedim arkasında duvar yoktur. Dedim, çalıların arasına girdim. Girdikten sonra evet duvar yokmuş Allah'tan. Çalıların diğer tarafına doğru uçmaya başladım. Aşağıda bir yaşlı bir amca çapa yapıyordu. Tarlaya motor sağa düştü, ben sola düştüm. Otobüs durdu. Tabii ailemden bunların hepsi gizliydi. Otobüsün içinden babam indi. Tarlanın ortasında yaptığım kaza bana yetmemiş gibi bir de üstüne güzel bir dayak yemiştim. Motosiklet sahibi olduğumu orada öğrenmişti. Unutamadığım anı budur. Genelde grup sürüş daha keyifli oluyor. Şöyle anlatayım. Türkiye'nin en büyük motosiklet kulüplerinden birisinin supportuyuz. Kardeşlerimizle beraber motosiklet benim için ayrı bir keyif. Denemek istediğim motosiklet Indian. Indian'ı denemek istiyorum. Tarzı çok hoşuma gidiyor. Ya zaten benim bildiğim kadarıyla Harley'den önce kurulmuş bir firmaydı. Kullanan birkaç arkadaşım var. Anlattıklarına göre torku, gücü gayet keyif veriyormuş. O yüzden denemek istiyorum. Ne 11.com budur.